TV ekranlarına Kur'an'ın yolunda programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte Ramazan ayının 24. gününde 24. cüzden ön plana çıkardığımız başlıkları konuşacağız. Evlerinizde misafir oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada göstermiş olduğunuz ilgiye ve alakaya. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi e, tabi tabii bu arada kısa bir bilgi geçmek istiyorum. E, çoğunlukla programlarda bunu yaptım. 24. cüz Zümer suresinin 32. ayetinden başlıyor ve tamamını e, kapsıyor. Mümin suresi 85 ayetlik bir sure ve tamamı yine 24. cüz içerisinde yer alıyor ve Fussilet suresi 46. ayete kadarlık bölüm e, 24. cüzün içerisinde. Ben hemen Zümer suresini açtım. E, çok dua ediyoruz. Bağışlanmayı diliyoruz tövbeler ediyoruz ama bunları yaparken bir tarafta e, içimizde çok güçlü bir umut duygusu olmalı diye düşünüyorum. Evet. Nasıl düşünüyorum bunu? Bu ayete dayanarak düşünüyorum. Allah'ın merhametinden ümit kesilmemesi konusunda Zümer suresinin 53, 54 ve 55. ayetleriyle başlayalım istiyoruz. Hiçbir günah Allah'ın merhametinden büyük değildir. Bunu bize Allah nasıl anlatıyor? Evet, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde, pek çok ayette kendisini merhametin kaynağı, merhametin adresi ve merhametliliğin e, merkezi gibi tanıtıyor. Ve ondan insanların böyle e, uzaklaşmamasını, böyle bir e, nefret içerisine girmemesini, onu rahmetiyle ve merhametiyle anmalarını istiyor. Diyor ki mesela bazı ayetlerde En'am suresinde buyuruyor ki "Ketebe ala nefsihir rahmete." Allah kendine merhameti yazmıştır. Ketebe. Nerede yani Allah insanlara merhametiyle muamele edeceğini kendisine ilke edinmiştir. En'am suresinin 12. ayetinde bunu beyan ediyor. Hmm. Demek ki Allah'ın rahmeti Başka bir ayette de Allah'ın rahmeti çepeçevre her şeyi kuşatmıştır diyor. Dolayısıyla kendisini Rahman Rahim sıfatlarıyla e, tanıtan, merhamet etmeyi kendisine ilke edindiğini Enam Suresi 12. ayette bildiren ve her şeyi rahmetinin çepeçevre kuşattığını haber veren Rabbimizin merhametinden bir defa ümit kesmemek gerekiyor. Fakat o sözünü ettiğin Zümer Suresi 53. ayeti onunla ilişkili iki ayet daha var. Onları aktaracağım. Ama önce bir uyarıya, Rabbimizin bir uyarısına bir temas etmek istiyorum. Allahu Teala diyor ki, hı hı ve vela billahil garuru. Sakın ha o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın diyor. Allah'la aldanmak. Evet. Allah'la aldatılmayın. Lokman suresinin 8. ayetinde bir geçiyor. Bir de şeyde geçiyor. E, Fatır suresinin 5. ayetinde geçiyor. E, Fatır 5'te şöyle geçiyor. İnne şeytan eleküm aduvun. Şeytan sizin için bir düşmandır. Fettehizuhu aduvva. Onu düşman edinin. Yani düşman edinecekseniz zaten adres belli. Şeytanı düşman edinin. İnne ma yedu hizbehu li yekunu min ashabis İşte o insanların taraftarlarının cehennem halkından olmasını ister diye uyarıyor Allahu Teala. Neyin öncesinde sonrasında uyarıyor? Diyor ki Fatır Suresi'nde Rabbimiz Ya yuhen ey insanlar. <laughs> İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi, Allah'ın bütün vaatleri gerçektir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dünya. Sakın ha bu yakın hayat, dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ Ve sakın ha o el-garur. Garur, gururun işte abartı kalıbıdır. el şeytanın sıfatıdır. Sakın ha o şeytan çok aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Fatır suresinin önce 6. ayetini okudum. Sonra 5. ayetini okudum. Yani bunu kimin yaptığını anlatmak için önce 6. ayeti okudum. Şeytan yapıyor bunu. Peki nasıl yapıyor bunu? Demi diyor ki, yani bunu bir defa yapsan bir şey olmaz. Korkma Allah affeder. Yani şu ibadeti yapmasan da olur. Korkma Allah affeder. Allah onu da affeder, bunu da affeder. Elbette Allahu Teala Nisa suresinin 48. ayetiyle 116. ayetlerinde şirk hariç yani kendisine ortak koşulması günahının e, işlenmesi hariç diğer bütün günahları dilediğine bağışlayabileceğini söylüyor. Ama orada diğer bütün günahları bağışlayabileceğine dikkat çektiğine itibar ediyoruz. Ama Allah'ın kimin için bunu dileyeceğiyle pek ilgilenmiyoruz. Mühim olan orada Allah'ın dilediklerinden olabilmektir. Peki Allah'ın dilediklerinden olabilmek için ne yapmak lazım? Allah'a yüzümüz olması lazım. Bir fedakarlık yapmış olmamız lazım. Bizim bir çabanın içerisinde bir takım hak edişleri gerçekleştirmiş olmamız lazım. Allah'a yüzü olmayanın her günahı işledikten sonra Allah nasıl olursa affeder demek işte bu Fatır suresinin 5. ayetiyle Lokman suresinin 33. ayetinde yer alan Sakın ha o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın uyarısının e, muhatabı kılar kişiyi. Buraya düşmeyelim. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi okuduğumuz ayeti e, merkeze alalım. Orada ne diyor? Diyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Zümer suresinin 53. ayeti. <laughs> Kul de ki, kullarıma de ki, Ya ibadi ey benim kullarım, yani Allah bunu demesini istiyor peygamberimizden. Allah böyle buyuruyor. Allah böyle buyuruyor. Ey kendilerine yazık eden kullarım sakın Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümidinizi kesmeyin. Tamam. Niye? İnne Allah yağfiru zünube cemiya. Muhakkak <Sessizlik> ki Allah bütün günahları bağışlayabilir. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şimdi bununla ilgili iki ayet daha var. Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümit ile alakalı iki ayet daha var. Bunlardan bir tanesi Hicr suresi 56. ayet. Öbürü de Yusuf, e, 87. Yusuf suresi 87. ayet. Şimdi o Hicr 56'daki Hz. İbrahim'in sözüdür. E, o diyor ki sapkınlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Hı hı. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmek sapkınlıktır demek istiyorum. Hazreti İbrahim. Onu niye dediğini de söyleyeyim. Melekler ona Hazreti Sare üzerinden yeni bir çocuk müjdesi getirince ben böyle ihtiyarlamışken siz beni neyle müjdeliyorsunuz ee, karşılığını vermiş. Melekler Hazreti İbrahim. Hmm. Melekler de yani Allah'ın rahmetinden ümit kesme e, ifadesini kullanmış. Onun üzerine Hazreti İbrahim de Allah'ın rahmetinden sapkın olanlardan başkası ümidinizi, ümidini kesmez demiştir. Hmm. Yani ümit var olduğunu o ifadesiyle dile getirmiştir. Ondan sonra diğeri ise Hazreti Yakub'un sözüdür. Hani 12. cüzde Yusuf suresini anlatmıştık. Orada Hazreti Yakub'un önce Yusuf için beraberinde küçük kardeşi Bünyamin için sonra da en büyük. büyük, kardeş, en büyük kardeşleri o Mısır'da kaldığı için. O öldürmeyin atın Yusuf'u diye. Diyen büyük kardeşi, kardeşleri Mısır'a dönünce o şey yapmadı, gitmedi. Ben Yusuf'a yaptığınızı biliyorsunuz. Bir de şimdi bu küçüğünü buraya bıraktık. Ee, böyle dönemem diyen büyük kardeş. Hz. Yakup diğer oğullarına diyor ki, diğer sekiz tanesine. Gidin Yusuf'u ve kardeşinin izini sürün. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez diyor. Hmm, o üçünün diye işaret ettiği üçlüyü saydınız. Evet üçlüyü de ifade etmek istedim. Şimdi Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemelidir. Hz. İbrahim'in diliyle Hz. Yakub'un diliyle ve Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbimizin beyan ettiği Zümer Suresi 53. ayetle bu hususa dikkat çekiliyor. Fakat Hmm. Şimdi bu bir gevşekliğe Yol açmasın Bununla İnsanlar böyle yani Nasıl olursa nasıl olsa Bu iş hallolacak gözüyle Meseleye bakmasınlar diye Şer mi düşülüyor Ben e, diyorum ki Bu 53. ayeti okuduk ya Ya 54'ü de Bir okuyalım 55'i de bir okuyalım Bir bakalım ki Bu Allah'ın rahmetinden Ümit kesmemek için Allah bizden ne istiyor? Hmm. Allah'ın bununla ilgili bize önceden bildirdiği başka bir şeyler var. Onları görmeyip sadece Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin cümlesine bakıp gerisiyle ilgilenmemek doğru bir okuma biçimi değildir. Nihayet Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ifadesi Rabbimize ait olduğu gibi 54. ayetteki buyruk da ona aittir. 55. ayetteki buyruk da ona ayettir. 54-55'i bir okuyalım kardeşlerimize. Size azap gelip size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün evet. ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Ha, demek ki yani iş bittikten sonra artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldikten sonra bir, 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 bir anlamı yok. Siz bir yardım görmezsiniz. Onunla o zamandan önce Rabbinize yönelin. bu ilâ rabbiküm. Rabbinize yönelişiniz Rabbinize olsun. Ve eslimû lehu. Ve Allah'a tam bir teslimiyet gösterin. Peki bu Rabbimize yönelmek ve ona teslimiyet göstermek nasıl olacak? Bunu biz nasıl yapacağız? Onu da 55. ayette söylüyor. Siz farkında olmadan Hı. ansızın başınıza azap gelmesinden önce Hı. Rabbinizden size indirilenin en güzeline... Kur'an'a uyun. Ha, ya demek ki bu işin yolu Kur'an'a uymaktan geçiyormuş. Ve tebiğu ahsene ma unzilleyiküm bir <laughs> Rabbiküm. Rabbinizden size indirilmiş olan bu en güzel söze, yani Kur'an'a tabi olun. Kur'an'a tabi olmadan, Kur'an'la bir sıcak iletişime girmeden, sağlıklı bir iletişime girmeden sadece nasıl olsa Allah affediyor deyip böyle boş vermişlik insanı günah işlemeye teşvik edebilir. Günah işlemeye teşvik bir günahın alışkanlığa dönüşmesine sebebiyet verebilir. Bir günahı işlemek alışkanlığa dönüşürse bir süre sonra o davranışın günah olmadığı düşünülebilir. Yani ne varmış bunda? Değil mi? Bir defa bir kadeh içmekten ne olurmuş deyip başlıyor. Sonra yavaş yavaş içkiye alışıyor. Bir süre sonra da diyor ki Bunda ne varmış ki yani? Bunu niye haram olsun ki demeye başladım işte o zaman Allah'ın indirdiği bir hükmü inkar etmiş olur ve işte o anda dinini kaybeder. Evet. Yani i̇nsan inandığını yaşamayınca yaşadığını inanmaya başlar. Başlar. Öyle başlıyor. Onun akabinde oluyor ya bu devirde bu olur muymuş? Bu devirde bu. Ha. Hep onların akabinde gelen e, yorumlamalar oluyor, değil mi? Evet. Bütün inkarlar eğer günahların sonucu gelişmişse, bütün inkarlar bilinmelidir ki. Bir defa işlenen günahla başlıyor. Hmm. Bir defa işliyorsun, sonra alışkanlığa dönüşüyor. Sonra da bu günah değil, niye günah olsun demeye başladığında Allah korusun dinini kaybedersin. Öyle bir hani bir yani bir boş vermişlik içerisinden Allah'ın emirlerine ve Allah'ın bütün buyruklarına riayetsizlik, Müslümana yakışmaz. Bu 53. ayeti okurken beraberinde 54'ü de 55'i de okumak lazım geldiğini bir kardeşlerime hatırlatmış olayım. Hocam yine e, 24. cüzden devam edelim. Zümer suresinin 44. ayetini biraz detaylandıralım istiyorum. Evet. De ki şefaat tamamen ve yalnızca Allah'a aittir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca ona aittir. Sonra da yalnızca ona döndürüleceksiniz. Şefaat kavramını biraz detaylandıralım. Nedir bir, şefaat? Bir 43. ayeti de okuyalım. Tabii ki. 43 44 peş peşe. Yoksa onlar Allah'ın peşi sıra başkalarını şefaatçiler mi edindiler? Hı -hı. De ki onlar hiçbir şeye güç yetiremezlerse Hı -hı. ve akıl erdiremezlerse de mi? Böyle. Diyor. Devam edeyim. De ki Hı -hı. şefaat tamamen ve yalnızca Allah'a aittir. Hı -hı. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca ona aittir. Sonra da yalnızca ona döndürüleceksiniz. Bir de 45'i okuyalım. Böyle harika bir üçlü bu. Allah tek olarak anıldığı zaman Hı. ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Hı. Onun peşi sıra başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. Evet. Şimdi bunu şefaatle ilişkilendirelim. Yani bu 45. ayet orada 44, 43 peş peşe gel gelmiş ayetler. 43. ayette Allahu Teala Mekke'li müşriklerin beklediği türden şefaat'in olmadığını söylüyor. Onların beklediği türden şefaatin olmadığını söylüyor. Ama bu şefaat yok demek değil. Niye? Çünkü 44. ayette diyor ki, De ki şefaat bütünüyle ve yalnızca Allah'a aittir. Demek şefaat var. Onların beklediği, putların yapacağına e, dair beklentileri oluşan o şefaat yoktur diyor Allah-u Teala. Çünkü onların hiçbir şey güçleri yetmez. Herhangi bir akıllı varlık da değillerdir bunlar. Dolayısıyla bunlardan ne diye şefaat bekliyorsunuz ki diye dolaylı olarak paylıyor bu şefaat göndermesi. Zümer suresi 3. ayette ve Yunus suresi 18. ayette kendilerini Allah'a yakınlaştırsınlar diye putlara taptıklarını ve Allah katında putların onların şefaatçileri olacağına inandıklarını söylüyor Allahu Teala ve bunu şirk olarak tanımlıyor. Yapmayın bunu diyor. Böyle bir şefaat yok. Şimdi burada Zümer suresinin 45. ayetinde diyor ki Rabbimiz şefaat sadece bana ait. Göklerin yerin hükümranlığı sadece Allah'a aittir. Hani başka beklentiler içerisine girmeyin dedikten sonra diyor ki ve idâ Allahu vahdehu Allah tek başına anıldığı zaman hani bunu Allah yapacak. Bu Allah'a aittir. Bu Allah'ın konusudur. Allah'ın yetkisindedir. Böyle sadece Allah dediğin zaman işme ezzet kulubul lezine la yu'minune bil Ahirete inanmayanların kalpleri böyle daralır, sıkışır, huzursuz olurlar. Yani bunlara tek Allah dediğin zaman bunlara bir şey olur diyor Allahu Teala. Hmm. Yani şefaat sadece Allah'a aittir rahatsız oluyor adam. Başka varlıklar da arada bulunacaklar, bulunsunlar. Ama diyor ki Allahu Teala Allah'ın peşi sıra başka varlıklar da zikredilirse o zaman öyle huzura ererler, acayip müjdelenirler diyor. Nedir o başka varlıklar? İşte Mekkeli müşrikler özelinde düşünürsek, vahyin indirildiği zaman itibariyle bunlar putlar işte. Putlar, hmm. bunlar da putperestler. Şimdi bunu putlar yaptığı zaman bunun yanlış olduğu ifade ediliyor ama hani bunu müşrikler yapmayıp da diyelim ki müminler de yapıyor yani. Diyor ki yani Allah var ama... Yani Allah var ama diye başlayıp da böyle bir hakikate doğru bir yolculuk yapılmaz. Şefaat konusunda tek yetkili kudret Rabbimizdir. 43. ayeti e, okumamın sebebi Allah'ın dışında Mekkeli müşriklerin beklediği türden şefaatin olmayacağını Kur'an-ı Kerim onlarca ayetinde söylüyor. Bir e, ek bilgi vereyim. Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili tam 32 tane ayet var. Hmm. Yani şefaat hakkında doğru dürüst bir bilgi sahibi olmak için hepsini bilmek lazım. Böyle iki taneye, üç taneye bakarak şefaat şuymuş filan deyip de kesir batılmaz. Ama o 32 ayetin 31 tanesini okurken şu Zümer Suresi 44. ayeti asla unutmamak gerekir. Çünkü şefaat sadece ve bütünüyle Allah'a aittir dedikten sonra diğer ayetleri bunun ışığında anlamak lazım. Ne var peki öbür ayetlerde? Mesela şöyle şey var. Nisa suresinin 85. ayeti olması lazım. Bir hata yapmayayım diye bakıyorum. 85. ayeti Nisa suresinde. Diyor ki Allahu Teala: "Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha." Kim güzel bir şefaate şefaat ederse yani güzel bir işe öncülük yaparsa yekün lehu nasibu minha. O kişi için ondan bir pay vardır. Bir hayra, bir eyleye öncülük ediyor, vesile oluyorsanız hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Öyle bir Arapça metin var. Eddallu alel hayri diye. Ama allah Teala Kur'an'da diyor ki pay vardır. Pay vardır diyor. Ee, ondan bir pay vardır diyor. Ama bunun öbür türlüsü de var. Ve men şefa ve men yeşfa şefaaten eten yekun lehu kiflun minha. Her kim de kötü bir şeye öncülük eder, sebep olursa ona da o işten bir yük vardır. Hmm. Öbürüne pay vardır diyor, buna yük vardır diyor. Demek ki şefaatin dünya şartlarında şefaat bir iyiliğe öncülük etmektir. Bunun bu anlamı var. Bunu bilelim. Ama şefaat denilince akla bu gelmez. Dünyada insan ilişkileri arasındaki öncülük veya bir şeye sebebiyet vermek değil. Şefaat bu içerikte kullanılmaz bizim literatürde, bizim kültürümüzde. Bizde kullanılan anlamı bunun ahirette cehenneme atılan birinin oradan çıkartılıp cennete gönderilmesidir. Biz de bunu kimin yapacağına inanılır. İşte önce peygamberimizin, sonra işte şehitlerin, sonra alimlerin, işte sonra hocaların, sonra işte ana babanın vesaire böyle aşağıya doğru gidiyor. Peki bu kadar önemli bir konuda Allahü Teala kime şefaat izni vereceğini herhalde ıskalamış olamaz yani. Tekrar söylüyorum. Mekkelilerin beklediği türden putların aracılığıyla beklediği türden şefaat yok. Kur'an bunu zinhar reddediyor. İki, şefaat bütünüyle ve sadece Allah'a aittir. Bunu Zümer Suresi 44. ayet veriyor. Üç, mesela ayet-el kürsüde var. Başka ayetlerde de var. Men zellezi yeşfav indehu illa biizni. Yani Allah'ın izninden başka kim kime şefaat edebilir ki? kimin şefaat etmeye yetkisi olabilir ki D dediği için anlaşılıyor ki şefaatle ilgili bir izin meselesi var. O ayette de var, başka ayetlerde de var. Hatta Necm suresinin 26. ayetinde var. Allah'ın izin vermesinden sonra diye şefaat'e dair bir kapı aralanıyor. Tamam. tamam. Allah'ın izin vermesi. Allah izin verince oluyor. Ha, oluyor. Peki Allah Kime izin verecek acaba? Hazreti Peygamber'e verebilir. Verebilir ama onu vereceğini söylemiyor. Vereceğini söylediği, izin vereceğini söylediği varlıklar melekler. Bu Enbiya Suresinin 27. ayetinde ve Necim Suresinin 26. ayetinde. Hele ki Necim Suresinin 26. ayeti aynen şöyle. Ve kem min melekin fissemavati. Göklerde nice melekler vardır ki, La şefaatüm şeyen. Onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz. İlla ancak yarar. Min ba'de en ye'zen <laughs> Allah'u. Allah'ın izin vermesinden sonra. Hmm. Demek ki Allah izin verdikten sonra meleklerin şefaati iş görecektir. Bununla başka ayetler de var. Yani iki tane söyledim ama iki taneden ibaret değil. Başka da var. Peki Allah izin verdikten sonra şefaat fayda verecekse ve Allah da meleklerine şefaat izni verecekse peki bu melekler kime şefaat edecekler asıl mühim olan burası bence meleklerin şefaat edeceği kişilerin kimler olduğu da iki ayette beyan ediliyor onlar hangi ayetler onlar enbiya suresi 29 27. ayet ve necim suresinin 26. ayeti her iki ayette de Allahü Teala'nın meleklere vereceği şefaat izninin muhatabı olacak kişiler Allah'ın razı olduğu kişilerdir. Hmm. Allah'ın razı olduğu, Allah'ın razı olduğu, memnun olduğu insanlara Allah melekleri vasıtasıyla şefaat edeceğini söylüyor. Yani o bilgiyi melekler veriyor. Şefaat bilgisini melekler getiriyor. Peki Allah'ın zaten razı olduğuna şefaat ne gerek var? Diye akla gelebilir. Var hocam. Evet. Ben şunu Vallahi. şöyle ifade ediyorum. Yani diyelim ki bir öğrenci bir fakülteyi bitiriyor. Diyelim ki 50 öğrenci bitiriyor. 50'si de mezuniyet belgesi alıyor. Ama 3 tanesi var. Bunlar dereceye giriyor. Dereceye girenlere hani diploma ile beraber ekstra bir başarı ödülü verirsiniz. yani bir takdirname verirsiniz, teşekkürname veya bir ödül. Bir ekonomik ödül, maddi ödül bir şey verirsiniz. Dereceye girmişse mezuniyetine ilave bir şey daha verirsiniz ona. Yani rütbesini de yükseltebilirsiniz. Evet. Tabii ki e, elbet öyledir. Zaten tam da sözü oraya getiriyorum. Hmm. Şefaat kelimesinin kök anlamı şefdir, Şef kökünden geliyor. Anlamı da tek olanın çift yapılması demektir. Vetr, hmm. tek demek, vitir namazı var ya Tek rekatlı namaz Üç ona yıldır. evet vitir denir. Vetir o kökten geliyor. Tek demek şef'in ise işte onun zıttı çift demek. Vetir Allah için kullanılır, tektir. Şef mahlukat için kullanılır. Çift her şeyin bir çifti vardır anlamında. İşte şefaat aynı o kökten geldiği için onun anlamı zaten Allah razı olduğu için cennete gönderilmiş insanların cennette derecelerinin arttırılmasıdır. Nisa suresi 49, 69. ayette diyor ki Allahu Teala Allah'a ve elçiye itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği şu dört grup insanla olurlar. Nebiler, sıddıklar, şahitler ve salihler. Demek ki aslında şefaat denen şey cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek değil, cennette bir derece artırımına öyle bir ödüle layık kılınmaktır. Çok önemli bir şey daha söyleyip bitiriyorum. Zümer suresi 18. ayette hani bunun cehennemden çıkartılıp cennete gönderilme boyutunun olmadığını anlatmak için Allahu Teala peygamber bize hitaben diyor ki kendisine azap sözü hak olmuş olan insanları sen mi ateşten kurtaracaksın ki? Efe ente tunkizu men fin nari. Sen mi kurtaracaksın? Allah'ın razı olmadığından peygamberimiz de razı olmaz. Allah'ın sevmediği bir işi yapanı peygamberimiz sevmiş olamaz. Peki peygamberimizin şefaatini istemekte bir sakınca var mı? Yok. Söyleyeyim. Buraya kadar söyleyince insanların bazen içi daralıyor. Yani ben Peygamberimizin şefaatini istemekle hata mı yapıyorum? Şefaat Allah'a aittir. Ayetle sabit. Peygamberimizin şefaatini istemek de Peygamberimizin cennetteki arkadaşlığını istemek demektir. Bunu ben de isterim, her Müslüman da ister. Peygamberimin şefaati benim için peygamberimle cennette arkadaş olma duasıdır. İnşallah Rabbim peygamberimizin arkadaşlığını hepimize nasip eder. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim size de çok teşekkürler izlediğiniz için. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın görüşmek üzere.